Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram üzeri bir arkadaşımız oda takımı göndermişti. Onun bir tane motifini anlatacağım arkadaşımız için. Kendisi eklemelerini yapacak. Yuvarlak bir motifte Hepsini yapmam imkansız olduğu için bir motifini anlatacağım arkadaşlar. Eee dondurma çubuğu kullandım ben ilmeklerinde bir de ortasında serum halka kullanılmıştı bunun da çapını hemen söylemek istiyorum sizlere tam bir santimlik arkadaşlar bunun çapı yani 10 milim diye de geçebilir satın aldığınız yerde şimdi başlayalım işimize ipimi tığıma sabitliyorum dediğim gibi sadece bir motifini anlatacağım arkadaşlar ipimi tığıma sabitledim başına bir aldım serim halkamı alıyorum içine giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki çekerek ilk trabzanımı yaptım şimdi beş tane trabzan yapıyorum bir yer 2, 3. Başına bir alıyorum, giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi, trabzanları sayması zor olacağı için, üst kısmını ayarlaması zor olacağı için, 5 trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar buraya bir işaret bırakacağım. İki zincir çektim. Bakın son trabzanın tepesine son trabzanın tepesine battım. İki zincirimi kapattım bu şekilde. Şimdi başına bir aldım. Tekrar beş trabzan yapıyorum. Bir iki başına bir al gir. Önce bir sonra iki. Sonra iki alalım. Üç dört beş Yine 2 adet zincir çektim. 5 trabzan sonrası. Bakın son trabzanın tepesine batıyorum. 2 adet zincirimi kapatıyorum. Başına bir alıp yuvaya dönüp yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 adet zincir çektim. Yine son trabzanın tepesine battım. Kapattım. başına bir aldım, yuvaya döndüm. 5 trabzan yapıyorum yine 1 2 3 4 5 Bakın o üzerlerine yuva yapacağız yerleri belli olsun diye yapıyoruz bu işlemi şimdi yine iki zincir tepeye battım başına bir aldım yuvaya döndüm 5 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 2 adet zincir yine son trabzan tepesine battım İki adet zincirimi kapattım başa bir aldım döndüm yuvaya bir 2 5 trabzan yapıyorum 3 4 5 2 zincir son trabzan tepesine battım 2 zincirimi kapattım şimdi şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 olmuş. Başına bir aldım. Tekrar yuvaya girdim. 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 2 adet zincir çektim. Tepeye batıyorum. En son trabzanın tepesine 2 adet zincirimi kapatıyorum. Yine 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle arkadaşlar şu ara bakın şu boşluk 1 Şurası 2 Burası 3 4 5 6 7 bu da 8 İlk başladığım trabzanın tepesine batıyorum İlk başladığım trabzanın tepesine battım ipimi sabitledim şimdi bakın şu 1 bu 2 bu 3 4 5 6 7 Burası da 8 oldu arkadaşlar şu araları sayarsak bakın şu boşluk arası 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Yani toplamda e, 8 kere 5, 40 40 tane trabzan oldu. Sadece 5 trabzan üzerine belli ettik. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 zincir çekiyorum. Bakın bu belli ettiğim noktaya batıp kapatıyorum. Yani bu alt zemini ayarlamak için yaptık onu. Tekrar 15 adet zincir. Devamındaki o 2 adet zincirli tepeye batıp kapattım. Bakın. Tekrar 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir devamındaki tepeye battım kapattım bu şekilde 8 tane yuvamız olacak arkadaşlar şu bitiş noktasına geldiğimizde Evet arkadaşlar bakın 2 4 6 7 yine 15 zincirimi çektim şu ilk başladığım noktanın dibine batıyorum sabitliyorum Bu da 8 8 tane yuvamız böylelikle oluştu şimdi ilk yuvaya girdim birinci ikinci üçüncü 4. 5. ve 6. 6 Altı adet sık iğnesi yaptım. 1 zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Burada dondurma çubuğu kullanıyorum. Bu 1. Girdim. İpin ucunu aldım dibinde. 2 adet zincir çektim ve dondurma çubuğumu taktım. Bu ikinci. Girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 3. Yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 5 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 6 6 adet ilmek çıkardım şimdi sık iğne ile devam edeceğim ama ilk ilk sık iğnemi yapmak için bakın Şuradaki ipi tığımın üzerine alıyorum şöyle Yoksa burası açık kalıyor. İlk sık iğne de böyle yapıyorum. İpimi tığımın üzerine aldım, yuvaya girdim, ilmek aldım. Bu bir. Şimdi normal. İki, üç, dört, beş, altı adet sık iğnesi yaptım yine. Şimdi hemen yandaki yuvaya geçiş yaptım. Bir, 2 üç. 4 5 6 sık iğnesi yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Çubuğuma taktım arkadaşlar. Bu birinci ilmeği. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve çubuğuma taktım. Bu ikinci ilmeği. Yuva içerisine giriyorum. İpin ucunu aldım. 1-2 zincir çektim ve taktım. 3 yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4. ilmeğim yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 5 yuva içerisine gir ipin ucunu alalım 1-2 zincir çekip takalım 6 yine 6 adet ilmeğimi çıkardım şimdi yine buraya 6 tane sık iğne yapacağım ama ilk sık iğnemde sadece ipini buradan girdim tığımı aldım yuvaya girdim ilmek aldım 1 2 3 normal sık iğne ile devam ediyorum 5 ve 6 hemen yandaki yuvaya geçiş yapıyorum 6 adet sık iğnesi yapıyorum 3 4 5 6 bir zincir çektim ilmeğimi genişletip takıyorum bu birinci yuva içerisine gir ipin ucunu al dibinde iki adet zincir çekip takalım bu ikinci yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çektim taktım üçüncü yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çektim ve taktım 4 Yuya içerisine girip ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çek ve tak 5. Yuya içerisine gir ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çek ve tak 6. Pardon. Bu da 6. Şimdi buradan ipin ucunu tığıma aldım. Zincirime 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5. 6. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. 6 tane sık iğnesi. 4 5 6. Şimdi bu çubuk buraya artık gerer toplamaz arkadaşlar. O yüzden bunu buradan çekip çıkartalım. Bakın bu şekilde. Yine tekrardan takarak devam edelim. Buralarda nasıl yapmış isem. 6 sık iğnesi. 6 ilmek. 6 sık iğnesi. 6 sık iğnesi 6 ilmek 6 sık iğnesi şeklinde bütün yuvalara aynı işlemi yapıp dönelim. Evet arkadaşlar son tepenin yuvasını hazırlıyorum. 6 sık iğnemi yaptım. İlmeğime bir de zincir çekip taktım. Pardon. 6 sık iğnesi yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişletip çubuğuma takıyorum. Son tepemiz bura. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım yuva içerisine giriyorum iç dibinde 2 adet zincir çekip takıyorum 3 yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim taktım 4 5 6 6 ilmeğimi çıkardım buradan ipin ucunu aldım girdim 6 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 Şimdi bu ilk başladığımız sık iğneye bakın buraya batıyorum. Buranın ilk sık iğnesine ipin ucunu aldım. Tekrar bir sık iğnesi yaptım. Bir adet de zincir çektim. İpimizi kırdık şimdi üst kısmına tekrardan başlayacağız bu alt kısmını yapınca mecbur kalıyoruz ipi kırmak için arkadaşlar şu ipleri temizleyip üst kısmının yapımına geçelim Evet arkadaşlar şimdi motifimizin üst kısmına geçiyoruz ilmekleri toparlayacağız motif haline getireceğiz şimdi şöyle bir tepenin birinden başlıyorum ilmeklerin yönünün düz olduğuna dikkat edelim bakın şekilde girdim ilk ilmeğin içine ipimi sabitledim şimdi 4 zincir çekeceğim aralara hemen devamındaki ilmeğin içine girip kapatıyorum 4 zincir çekiyorum hemen devamındaki ilmeğin içine girip kapatıyorum dediğim gibi ilmeklerin yönünün düz olmasına dikkat ederek bakın 4 zincir çektim devamındakine girip kapattım 4 zincir çektim hemen devamındaki ilmeğime girip kapatıyorum dört zincir çektim son ilmeğime bu tepenin üzerindeki son ilmeğime de kapattım bakın bu şekilde toparladık şimdi yine dört zincir çekiyorum buradaki noktaya geçiş yapıyorum ilk ilmeğin içine girip kapatıyorum 4 zincir çektim ikinci ilmeğin içine girip kapattım 4 adet zincir çektim devamındaki ilmeğin içine girip kapattım 4 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine yönü dönmüş bakın düzelttim girdim kapattım. 4 zincir çekip devamındaki ilmeğe girip kapattım. Bakın bu şekilde toparlıyoruz. Şimdi diğer Tepeye geçiş yapıyorum geçişte de 4 zincir çekiyorum buraya geçişte Burada yaptığım gibi bütün ilmekleri toparlayıp dönelim Evet arkadaşlar bütün tepelerdeki ilmekleri hep aralara dörder zincir çekerek toparladım Şimdi son aramıza geldik ilk başladığımız noktaya geldik 4 zincirimi çektim yine Bakın bu ilk ilmeğin içine giriyorum İlk başladığımız ilmeğin içine giriyorum Şöyle göstereyim. Bakın burası. Buraya giriyorum, ipin ucunu alıp burayı sabitledik. Birleştirdik. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen devamındaki araya, 4 zincirli araya girip kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki 4 zincirli araya girip kapattım. 4 adet zincir çektim. Devamındaki araya girip kapattım. 4 adet zincir çekip devamındaki araya girip kapattım. 4 adet zincir çekip devamındaki araya girip kapattım. 4 zincir çekip devamındaki bakın 4 zincirli aralara girip kapatıyorum 4 zincirime. 4 zincir çekiyorum. Devamındaki araya girip kapatıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. 4 zincir çekip kapatarak bütün aralara batalım. Evet arkadaşlar bakın bu sırayı da hep 4 zincir kapatarak buraya geldik. Bakın burası birleştirdiğimiz nokta, döndüğümüz nokta. Buraya geldim. Yani şu son 4 zincirimi bakın şöyle şu son 4 zincirimi bu arada kapattım ve gelmiş olduk. Şimdi burada son sıramızı yapacağız. Son sıramızı da bu noktada 3 zincir çekiyorum. Başına 1 alıyorum. Hemen önündeki yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın bu aradan girdim kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim ve kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın 3 kez 5 zincir kapattım. 3 zincir çektim. Hemen devamındaki noktaya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Devamındaki noktaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip bu araya girip kapattım bu bir 5 adet zincir çektim girdim kapattım bu 2 5 adet zincir çektim girdim kapattım 3 şimdi 3 zincir çektim bakın 3 kez 5 zincir çektikten sonra 3 zincir çektim devamındaki boşluğa girip kapattım bu şekilde Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Devamındaki boşluğa giriyorum. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 5 adet zincir girip kapattım, 2 oldu. 5 adet zincir girip kapattım, 3 oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Devamındaki yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Devamdaki yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu ara boşluğa girip kapattım. 5 zincir çektim. Tekrar girdim. Kapattım 3 kez. 5 zincir çekiyorum. Tekrar girip kapatıyorum. Bakın. Şimdi 3 zincir çektim. Devamındaki boşluğa girdim, sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Devamındaki yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi buraya 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buraya girip kapatıyorum 5 zincir ikinci 5 zincir 3 3 üç zincir çektim devamdaki yuvaya girip kapattım 3 adet zincir çektim başına bir aldım devamdaki yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım şimdi buraya 5 kez Pardon 3 kez 5 zincir kapatacağım bu son sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın son işle, şu son pıtırcığı yapacağım. 3 zincir çektim, devamındaki yuvada kapattım. 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, devamındaki yuvaya girdim. 3 kere de çıktım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 5 adet zincir çekip bu aradan girip kapattım 2 oldu. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım 3 oldu. 3 zincir çektim. Bakın burada başladığımız yani ilk pıtırca başladığımız nokta burası. Buraya batıyorum ipimi sabitliyorum. 1 adet zincir çekip ipimi kıracağım. Bu şekilde motiflerini tamamlıyoruz arkadaşlar şu pıtırcıklardan toplamda 24 tane olacak kenarında arkadaş bunu oda takımı olarak kullanacak herhalde yapacak bir tane motifin anlatman yeterli dedi bir motif yaptım anlattım ben bunu ilerleyen günlerde yanına bir motif de yapıp havlu kenarı olarak anlatacağım arkadaşlar İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.